Sevgili Yeni Gün TV izleyicileri, Yeni Gündemi adlı programımızdan hepinize merhaba. Bu haftaki stüdyo konuğumuz İzmir Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Sayın Hasan Basri Bostancı. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim yeni seçim oldu. Türkiye Şoförler Odası ve Federasyonu'nun 3 Haziran'da seçimi oldu. Yeni yönetimde görev aldınız mı? Yok, şimdi bu Sayın Genel Başkanımızın takdiridir. Zaten aynı zamanda Sayın Genel Başkanıma da yeni görevinde, yeni dönemde başarılar dilerim. Benim yalnız Genel Başkanım değil, aynı zamanda abim. Tabii ki bir abiyle kardeşin yönetimde yer alması bence etik değil. Herhalde o yüzden kalkıp Sayın Başkanım öyle bir tercih kullandı. Çalışan arkadaşlar, görev alan arkadaşlar da hepsi birbirinden değerli. Hepsine ve Sayın Genel Başkanımıza, yani abime buradan yeni dönemde başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ama görev almasak da biz her zaman abimizin yanındayız. Evet. Üstümüze düşen bir görev varsa bunu yapmaya da 24 saat yanlarında olduğumuzu ve hazır olduğumuzu da buradan ifade etmek isterim. Ne kadar güzel. Efendim bazı iddialar oldu. Kamuoyunda konuşulan bazı iddialar oldu. İşte genel kurula katılanlara bazı hediyeler ve ücretler verilmiş. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi orada bir yanlış algılama var. Ben bunu buradan da bu fırsatı verdiğiniz için önce teşekkür ediyorum. Yani bu haksız istatlar var. Bizim Sayın Genel Başkanı çok değerli bir başkanımız. Benim çok sevdiğim bir abim. Kendisine her yönüyle güvendiğim, saygı duyduğum çok değerli bir abimiz, bir genel başkanımız. Türkiye'de örnek çalışmalara imza atmış bu çok değerli başkanımıza, abime haksız istatlar var. Ben bunu şuradan da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve açıklamak istiyorum. Şimdi bizler 5362 sayılı yasada kamu kurumu niteliğinde meslek odalarıyız. Bu 5362 sayılı yasanın 56. maddesinde bizim görev sınırlarımızın dışına çıktığımız zaman bir harcıra olayı söz konusudur. Bu harcıra söz konusu olduğu zaman da buna belli bir ödeme yapılması zorunludur. Evet. Burada 5362 sayılı yasanın 56. maddesine göre 2 günlük harcırağın tutarı yaklaşık 428 lira 40 kuruştur. Evet. Tam 428 lira 40 kuruştur. Ama Sayın Genel Başkanımız gene burada her zaman tasarrufu hep ön planda tutmuştur kendisi. İmkanları zorlayarak 428 lira 40 kuruş olan rakamı yönetim kurulu kararı alarak bunu 250 TL'ye çekmiştir. Yani bu bir hediye, bir para değildir. Bu Türkiye'nin dört bir yanından gelen kişilerin harcına olarak 5362 sayılı yasanın altını çizerek söylüyorum. 56. maddesine göre almış oldukları bir harcırahtır. Yani öyle bir söz konusu, yani oy için verilmiş para değildir. Bunu da buradan özellikle bu yanlış bilgilendirmenin ve kamuoyuna yanlış anlatılan bu olayın bu şekilde düzeltilmesi için bu imkanı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Burada bir daha altını çizmek istiyorum. 5362 sayılı yasanın 56. maddesine göre rakam 428 lira 40 kuruştur. Ama Sayın Genel Başkanımız her zaman federasyonumuzu, odalarımızı düşündüğü için ve tasarrufu hep ön planda tuttuğu için bunu 250 TL'ye çekip harcama olarak arkadaşlarımıza vermiştir. Hediye de yani bizim görenek örf adetlerimizde günün anısına belli bir takım ufak tefek, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de söylemiş olduğu gibi hediyeleşin der. Evet. Yani günün anısına bir sembolik, çok yani fazla maddi değeri olmayan ama manevi değeri olan bir hediye verilmiştir. Bunun bu kadar abartılmasına da pek anlam veremiyorum. Burada da yani lütfen bu noktaları çekmenin, hesabı yırtmaya çalışanların yani hangi düşünceyle hareket ettiklerine şaşıyorum. Evet. Oda olarak neler yapıyorsunuz Sayın Bostancı? Şu anki faaliyetleriniz neler? Oda olarak şu anda en önemli yaptığımız güncel çalışmalardan bir tanesi eğitim çalışması. Eğitime önem veren bir eğitime başkansınız. Önem veriyoruz. Sürekli eğitim veriyorsunuz. Her zaman dediğimiz gibi eğitim şart diyoruz. Evet. Bu konuda açık ve net bir şekilde hem zorunlu olan hem de zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi periyodik olarak belli süreçlerde hep eğitimi tekrarlıyoruz. Evet. Çünkü biz Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği, bugünün küçükleri yarının büyüklerini taşıyoruz. Sanayide can damarı olan işçi, emekçi kardeşlerimizi taşıyoruz.
kamuda çalışanları taşıyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle devamlı kendimiz çıtayı yükseltmemiz lazım. Kendimizi yenilememiz lazım. Bu eğitim çalışmalarında bizim özellikle üzerinde durduğumuz trafikte insan faktörü yönünde. Yani burada empati, farkındalık, öfke kontrolü, insan ilişkileri, ikili ilişkiler, bunları özellikle üzerinde vurguluyoruz. En son olarak da belediyemizin İzmir il sınırları içinde yeni yasaya göre tek yetkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bu konuda İzmir ilinde İzmir mülki sınırları içinde taksi dolmuş, minibüs, kooperatifler çalışan araçlar ve servis araçlarının tamamı da sürücü olarak görev yapacak olan arkadaşların şoför tanıtım kartı alması gerekiyor. Yani evet. Diğer bir ifadeyle şöyle anlatırsak, İzmir il sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan tüm sürücülerin şoför tanıtım kartı alma zorunluluğu var. Nedir bu kartın özelliği? Şimdi bu kartta artık kayıt dışı önlenecek. Kimin arabasında kimin çalıştığı ve yalnız onunla da kalınmayacak, sağlık açısından da artı bir getirisi var. Bu Türkiye'de bir ilk. Madde bağımlılığı testinden geçiriyoruz şoför arkadaşlarımızı. Yani artık İzmir'e şöyle söyleyebiliriz, bütün izleyiciler şunu müjdeleyebiliriz. Yani madde bağımlılığı testinden geçen, sağlık açısından sorunları olmayan, artık bu eğitimleri almış ve kayıt altına alınmış sürücülerin kullandığı araçlar olacak İzmir'deki yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri. Yani İzmir halkımız artık daha güvenli yerlerde eğitim görmüş, madde bağımlı olmayan sürücülerin kullandığı araçlarla seyahat edecekler. Evet, bu anlamda içi rahat bir şekilde yani, o da olarak bu anlamda hem belgelendireceksiniz, halkımıza rahat edecek. Tabii. Yani bize burada yaptığımız bir farklılık şu, bu madde bağımlılık testine zaten ben esnafa güveniyorum. Bu konuda en ufak bir şüphemiz yok. Hem bunu kanıtlamış olacağım, hem bununla beraber ufak tefek mesela bu analizler yavaş yavaş gelmeye başladı testlerde. Evet. Bu 10 parametrelik bir tahlilden geçiyorlar. Normal hastanelerde yapılan değil, özel bir idrar kontrolü bu testten geçiyor. 10 parametresi var. Burada mesela bazı arkadaşlarda farkında olmadan yaşadığı bir takım rahatsızlıkları da tespit ettik. Hmm. Şimdi o arkadaşlarımıza teker teker dönüp o rahatsızlıklarını ifade edip hemen en kısa zamanda bir tıbbi kontrolden geçmeleri yönünde de telkin edeceğiz. Kendilerini de uyaracağız. Hem de onların sağlıklarını da düşünmüş olacağız. Evet. Tabii her işin başı sağlık. Yani sağlık çok önemli. Evet. Bu konuda biz bir farklılık getirdik. Eğitim ücretinde de arkadaşlarımız bizim bünyemizde bir sigorta şirketi kurduk. Bu kurmuş olduğumuz sigorta şirketinde eğer arkadaşlarımız trafik ve kasko sigortalarını yaptırırsa bu eğitim ücretini tekrar onlara iade ediyoruz. Çok güzel. Yani bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu sigorta şirketi benim şahsımın değil. Odanın yani esnafımın. Yani kendi şirketlerimin. Evet. Yani dolayısıyla kendi şirketinde benim bir orada en ufak bir şekilde bir şeyim yok. Farklı bir paylaşımda yer almıyorum. Oda olarak esnafların kurmuş olduğu şirketi. Odamızın kendi şirketine. Kendi şirketinden alışveriş yapsın diyorsunuz. Çünkü orada da bizim yaklaşık 20 tane sigorta şirketimiz var. Hem kendilerine en cazip gelecek teklifi veriyoruz. Hem de bu eğitimdeki ücreti kendilerine tekrar oda olarak iade ediyoruz. Dolayısıyla buradaki sorunu da çözmüş oluyoruz. Evet. Yine diğer bir olayımız çekici olayı. Çekici olayında da artık günümüzde hizmet almak daha revaçta. Evet. Oda bünyesinde biliyorsunuz birçok odada çekici vardı. Fakat siz tercih etmemiştiniz. Zaten belirli noktalarda şeyiniz vardı. Çekicilerle anlaştık. Onlara anlaştık. Vardı. Yaptık anlaşmamızı. Şöyle bir şey söylersek Çiğli bölgesinde Armandılı, Ankara Caddesi Bornova'da İzbeton, Buca bölgesinde 9 Eylül kampüsü, Gaziemir'de havaalanı, Narlıdere'de şehitlik çerçevesi içinde bizim araçlarımızın aldığı çekici ücreti 70 TL. Evet. Eğer arkadaşlarımız bunu yine trafik ve kasko sigortalarını bize yaptırırlarsa arkadaşlarımız bunun 30 TL'sini kendilerine iade ediyoruz. Yani 45 TL gibi bir şey, gayet 40 TL uygun. Gibi ucuz rakam. Yani ya eğitimde bu haklarını kullanacaklar ya sigortada kullanacak arkadaşlar. Bu konuda da yardımcı oluyoruz. Tabii burada
Özellikle ben arkadaşları uyarmak istiyorum. SRC konusunda eksikleri olan arkadaşlar bu 25 Şubat 2003 tarihinden önce ehliyeti sürücü belgesi olan arkadaşlarımız müktesep hakları var. Bunu kullanırlarsa bir an önce odamıza müracaat ederlerse biz bunları ücretsiz olarak arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Evet. Burada altını üstünü çizmek istediğim husus bu şoför tanıtım kartındaki biliyorsunuz şoförler odalara kayıtlı değil. Belediyenin yapmış olduğu bu çalışma yalnız bizim çalışmamız değil. Bu çalışmada biz üniversitede bir destek alıyoruz. Belediyeden yetkililer katılıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürü'nden eğitimle ilgili ekipler amirimiz bir arkadaşımız katılıyor. Ege Üniversitesi'nden bir görevli arkadaşımız var. Bir eğitmen arkadaşımız var. Bunlarla beraber komple bu bilgileri tazeliyoruz. Artı çok az bir süreçte de ufak tefek güncel anlatmam gereken bilgileri ben esnafımla orada paylaşıyorum. Çok güzel. Şimdi bununla da yeterli kalmadık. Şimdi Allah nasip ederse belki bunu Türkiye'de ilk defa bunu bir tez, ne bileyim bir çalışma olarak gündeme getiriyoruz. Ege Üniversitesi'de yaptığımız bu çalışmada koyduğu katkıda bunun şöyle bir teklifim oldu. Bir anket yapalım. Bunu bir tez, önümüzdeki süreçte kullanacağımız bir kullanma kılavuzu olarak belli bir anket çalışması yapacağız. O anket çalışmasıyla beraber Türkiye'de hiç kimsede olmayan belli bir veri tabanına da sahip olacağız. Ne gibi? Şimdi orada yaklaşık 70-80 soru var. Bu 70-80 soruda bu eğitimden geçen arkadaşlarımıza kartlarını verirken bu anket çalışmasını yapıp buradan bir tablo çıkacak bize. Çok güzel. Bu tablo bunu kitapçık haline getireceğiz. Ve bunu da gerekli yerlerde muhtemelen TÜBİTAK'la beraber bir çalışma yapacağız. O çalışmayı düşünüyoruz. Üniversiteyle beraber yaptığımız bu çalışmada elimizde belki Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bir veri tabanına da sahip olmuş olacağız. Oda olarak gerçekten İzmir'de, Türkiye genelinde İzmir'de ilkleri yapan, eğitime önem veren ve analitik çalışmalar yapan bir başkansınız. Bu anlamda da üyeleriniz gerçekten şanslı. Yok sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. Evet. Diğer bir olay da ben özellikle arkadaşlara vurgulamak istiyorum. Buna bizim önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse biliyorsunuz Ramazan. Ramazan'dan önce bir kurs açmak istiyoruz. Kursa katılmak isteyen arkadaşlarımız odamıza müracaat edebilirler. Bu geçtiğimiz haftalarda açtığımız kursta cumartesi pazar günü yaklaşık 1500'e yakın arkadaşımız kursa katıldı. Orada ne 6 periyotta yaptı. Alıyorlar? İşte söylediğim gibi yani trafikte insan ilişkileri, empati, farkındalık, öfke kontrolü, karşılıklı insan ilişkileri, trafik mevzuatıyla ilgili yeni bilgiler. Eğitmenimiz bu ileri sürüş teknikleri de tasarruflu aracın nasıl kullanılacağı yönünde telkinler yapılıyor. Trafikteki genel anlamdaki mevzuatla ilgili bilgilendirmelerle beraber belediyedeki arkadaşımız da bildiğiniz gibi bir araç uygunluk belgesi dediğimiz ve ruhsat güzergah izin belgesi konusunda mevzuattaki yeni güncellemeleri ve genel bilgileri esnafımıza aktarıyoruz. Ben de orada bir 5 dakikalık süreçte zaman kısıtlı oluyor. Yeni yapmamız gereken yaptığımız çalışmaları anlatmaya gayret ediyorum. Çok güzel. Burada özellikle de esnafımla vurgulamak istiyorum. Yani bizim odamıza kayıtlı olmasa dahi İzmir il sınırları içinde yolcu taşıma hızlığı yapan sürücülerin, şoför arkadaşlarımızın da oda kaydı aranmaksızın odamızın açacağı bu eğitime katılmaları mümkün. Aynı şekilde sigorta ve çekici olayında da arkadaşlarımızın aynı imkanlardan faydalanması gene söz konusu. Bu konuda esnafımıza her zaman yardım etmeye de hazırız. Odaya kayıtlı olmasa da gidip eğitimleri tabii alabilirler. Aynı ücretten, aynı haklardan, aynı imkanlardan o arkadaşlarımız da faydalanıyor. Çok güzel. Tabii yine psikoteknik olayında da arkadaşlarımız muhakkak bu eksiklerin de tamamlanması gerekiyor. Olmazsa olmazlardan birisi psikoteknik. SRC konusunda yetkililere SRC'nin il içindeki taşımacılıkta gereksiz olduğu yönünde bir takım müracaatlarımız var. Tabi bu Türkiye genelinde bir uygulama. Sayın Federasyon Başkanımızın da katkılarıyla beraber. Çünkü SRC 4925 sayılı taşıma kanununa göre
yetki belgeli araçların sürücülerinden alınan bir belge. Evet. Şimdi yeni Mahalli İdareler Kanunu'na göre İzmir'in sınırları içinde artık Ulaştırma Bakanlığı yetkisi yok. Evet. Dolayısıyla il içinde yapılan taşımacılıkta SRC belgesinin aranmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu anlatmaya çalıştım. Sayın Federasyon Başkanımız Fevzi Albaydın'ı da tekrar abime buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Kendisi bu konuda çalışmalar var. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sorunu da el ele çözeceğiz diye tahmin etmekteyim. Tabii bizim yeni Mahalli İdareler Kanunu'na göre tek yetkili kurumun, ilimiz bildiğiniz gibi bütün şehir oldu. Evet. Tek yetkili belediye. Evet. Taksi dolmuş, minibüs ve servis araçlarının belediye ruhsatı çıkarması gerekiyor. Bu konuda ben özellikle münferit olaylar yaşanıyor. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması açısından aracımızın plakası S olsa dahi, eğer servis aracı ise S olsa dahi, eğer minibüsse plakamız M olsa dahi, taksi veya taksi dolmuş plakamız T olsa dahi bu araçların belediye ruhsatı çıkarması şart, gerekiyor. Evet. Eğer çıkarmazsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 2 3 maddesine göre yani belediyeden ruhsat veya izin belgesi alması gerekiyor. Dolayısıyla burada ruhsat veya izin belgesi almadan bu araçlar yani servis aracı S plakalı, minibüs M plakalı, taksi dolmuş T plakalı veya güzergah izin belgesiyle çalışan o kooperatif araçları bu belgeleri almamışsa trafikten men edilmesi söz konusu. Özellikle buradan uyarmak istiyorum. Yine bizim yaptığımız bu önümüzdeki süreç içerisinde tabii sonuçta ben oda başkanıyım. Oda başkanı olarak benim görevim esnafın ve genel anlamda yaşadığı sıkıntıları üst kurullarla paylaşmak. Bu konuda da sağ olsun buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na da buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Bu konuda iyi bir diyalog içindeyiz. İşte belediyede bir yeni yapılanma var. Bu önümüzdeki süreç içerisinde bu iyi diyalogla bu sorunları da çözeceğimiz inancını taşımaktayım. Yine Sayın Valimize buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olsun bir istiyoruz 11 yapıyor. Çok iyi bir çalışma, iyi bir koordine içindeyiz. Yine İl Emniyet Müdürümüze tekrar buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yani bu konuda çok farklı bir yaklaşımı var sağ olsun. Zaten farklılığı da fark ediyoruz. Bu konuda bize çok büyük destek oluyor. Her zaman yanımızda olduğunu ifade etti. Biz de onların yanında olduğumuzu ifade ettik. Kendisine buradan tekrar sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Trafikten sorumlu bir İl Emniyet Müdür Yardımcı geldi. Aman Allah'ım böyle bir şey olmaz. Yani sağ olsun trafikte altyapısı çok muazzam. Bu konuya çok vakıf. Yani derler ya halk arasında leplemeden leplebiyi anlar. Olaylar çok farklı. Çok iyi, çok donanımlı. Evet. Çok iyi bir koordine sağladık. İyi bir diyalog içerisindeyiz. Trafik Denetleme Şube Müdürümüz Semi Müdürüme de buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bölge Trafik Müdürümüz İsmail Müdürüme sevgi saygılarımı iletiyorum. Çok iyi bir koordine sağladık. Bu konuda ben aşağı yukarı 30 yılı geçkinden beri yöneticilik yapıyorum. Böyle bir iyi diyalog, iyi bir koordine olduğu bir dönem yaşamadım diyebilirim size. Sizden de kaynaklanıyordur mutlaka. Tabii yani iyi bir diyalog içindeyiz. Mesela hem belediye hem valilik hem emniyet hepsine, milli eğitim, evet. Jandarma bu konuda hepsine çok teşekkür ederim. İyi bir koordinasyonumuz var. Bir mesaj sistemi uyguluyoruz. Ama öyle olmalı. Zaten koordine bir şekilde yürümeli her şey. Böyle siz bu şekilde yaklaştığınız zaman zaten kurum yetkilileri de aynı şekilde yaklaşacak ve üyeleriniz de düzene girecek. Yani bu anlamda öyle değil mi? Tabii. Bir sıkıntı yok. Ufak tefek oluyor tabii. Yani trafiğin de her işi biz değil. Biliyorsunuz gezi olayları oldu. Ne bileyim bu Soma'daki madende şehit düşen kardeşlerimizi gene rahmetle anıyoruz. Evet. Ailelerine de Allah sabır versin. Allah rahmet eylesin. Ama bazen demokrasi bize bol geliyor. Demokrasi de hiçbir zaman için istikrarı bozulmak için ne bileyim bir takım sorunları yani istikrarı bozmak için bir alet olmamalı demokrasi. Evet. Bunlar yani görüyorsunuz bugün gazetelerde yer aldı. İşte aşağı yukarı 100-150 milyar dolar gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Bu olaylardaki yapılan harcamaların yapılan alakalı. Bu gerek yok. Şeylerin verilen zararların
Hele demokrasi hakkımızı her zaman kullanmalıyız. Kullanalım. Buna saygımız sonsuz ama demokrasi ve hürriyet benim hakkımın başladığı yerde sizinki biter. Herkesin tabii birbirine saygılı olması lazım. Hiçbir o zaman, zaman için adı demokrasi olmuyor. Olmaz ya bunun evet. Kalkıp da bir istikrarı bozacak olan bir alet olarak bir eylem olarak da kullanılmaması lazım. Evet. Sükunete lazım. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu konuda iyi bir şekilde mücadele etmemiz lazım. İşte trafikte de ben bunu korsan olayı bizim çok büyük sıkıntımız. Yıllardır yalnız bizim sıkıntımız değil Türkiye'nin sıkıntısı. İyi bir diyalog içindeyiz. Bunu hep beraber bitireceğiz. Arkadaşlarımız eğer bize mesajla iletiyorlar. Biz de bunu anında trafik denetleme şube müdürümüzle, bölge müdürümüzle paylaşıyoruz. Ve gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Ama tabii işte bu olaylardan dolayı birazcık sorunlar yaşandı. İnşallah önümüzdeki günlerde yani ciddi bir şekilde çalışma yapılıyor. Ancak burada şunu vurgulamak isterim. Genel anlamda arkadaşlar belki trafik ekipleri görmeyebilirler. Şimdi 12 tane sivil ekip var. Bu iş ve işlemleri genelde sivil ekip yapıyor. Buradan İl Emniyet Müdürümüzün farklılığını da söylemiştim ya. Yeni gelen trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcımızın ve SEMİ Müdürümüzün, Bölge Müdürümüz de burada deklare etmiştim. Evet. Yeni düzen içerisinde bu sivil ekip sayısını daha çok arttıracaklar. Sivil ekip sayısıyla daha böyle anında müdahale edebilme, yani haber alma olayı engellenmesi evet mümkün olacak. Evet. Yani bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Artı bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de sabah 06-08 arası akşam mesela saat 11 ile yani 23'te 01 arası büyük sıkıntılarımız vardı. Bu konuda da işte yaptığımız girişimlerde nasipse onun müjdesini buradan paylaşmak istiyorum. Belediyemizin belediye trafik zabıtasının, emniyet trafik polisinin, asayişin ve milli eğitimden bir yetkilinin katılacağı bir ekip kurulacak. Mobil ekip kurulacak. Çok güzel. Bu sivil ekiplerin haricinde. Bu mobil ekibin çalışma saatlerini de biz 06'da başlasın. 06, evet. 14, 22. 22'den sonra gene 06. Yani böyle dönüşüm var olacak. Şey o vadeli ama 06 ile o 08 arasındaki o değişim ve dönüşüm saatlerindeki o eksikliği de bu kuracağımız yeni ekipte bunun altyapısı hazırlandı. Önümüzdeki süreçte çünkü BD'de bir yapılanma var. O hazırlandıktan sonra bu ekip kurulacak. Yine esnafımızın dar günlerinde biz oda bünyesinde bir esnaf kredi kefalet kooperatifi kurduk. Yani bu da güzel inanılmaz çalışma. Yıllık %5 faizle esnafımızın kötü günlerinde o finans açısından da destek onlara destek olmaya çalışıyoruz. Tabii en büyük sorunlardan bir tanesi belki bunu özellikle sona bıraktım. Bunu da burada arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Evet. Diğer illerden gelen bilhassa 45 plakalı araçlarla gelen çalışmalar. Bu çalışmalar nedir? İşte korsanlı dediğimiz arkadaşımız bir arkadaşımız evet, göndermiş. Yazmış. Onu anlattık. Korsanlı ama çalışmalarınız nelerdir demiş. Onu anlattık aşağı yukarı. Evet onu anlattık. Ama en büyük sorun da diğer illerle gelen yani 35S plakası olmayan, 35 servis plakası olmayan araçlarla yapılan diğer illerden gelen taşımacılık. Bu konuda bugüne kadar hep sessiz kaldım. Aman dedim bekleyin. Hatta şunu söyledim. Dedim ki aman pişmiş yaşası sıkatmayın dedim. Bazı arkadaşlara anlattım bunu. Bazı arkadaşlar işte nasıl o programımızın başında ifade ettiğim gibi böyle cımbızlayıp da değişik böyle bunu böyle silah olarak yani hangi anlayışla, hangi mantıkla yani bilmiyorum hareket ettiklerini de bildikleri halde yani inşallah Allah onları da ıslah etsin. Olayı sanki hizmet gibi ama esnafa zarar verecek şekilde halk arasında fış fışlama denir ya. Evet. Yani ona getirirler, dolmuşa getirmek gerek isterler. Evet. Ben eski dolmuşçuyum, dolmuşa bilmem. Evet. Bunu da bilsinler. Evet. Burada Manisa olayı işte korsanlarında güzel bir çalışmamız var. Çünkü bir sürprizimiz daha var. Bakanlığa yazıldı, onun cevabını bekliyorum. O gelmeden onu da açıklamak istemiyorum ama dediğim gibi mobil ekip ve sivil ekiplerin sayısını fazlalaştırmasıyla beraber mesaj olayıyla bunu çözeceğimiz inancını taşımaktayım. Çünkü bir de şu var, biz herkes de kapısının önünü temizlemedi. Şimdi yoldan geçen araçlardan değil, muhakkak o araç bir noktadan bir noktaya gidiyorsa orada bir S plakalı araç var.
Diyor ki gazları işte akşam saatinde Bornova'dan geçiyor. Ya Bornova dediğin yani yaklaşık 750 bin nüfuslu bir yer. Bornova'nın neresinden yer geçiyor? Hangi sokaktan geçiyor? Hangi saatte geçiyor? Yani bunun bir de A noktasıysa yolcu topladığı nokta, B noktası da varış noktası. Maalesef ki maalesef korsan tabir ettiğimiz S plakası olmayan araçların tamamı ya plakasını yeni satmış ya da S plakası olup da ikinci bir arabası olan kişiler. Dolayısıyla sivil ekibi tercih etmemizin sebebi de haber verilmesin diye bu konuda özellikle vurguluyoruz. Çünkü bana mesaj attıkları zaman ben anında dakikası dakikasına değil saniyesinde onu yetkililere iletiyorum. Tabii ki trafiğin her işi bu iş değil. Ama elinden geldiğince bu iyi diyalog çerçevesinde bize yardımcı oluyorlar. Dediğim gibi ben yaklaşık 30 yıldan beri yani böyle bir iyi diyalogla, böyle bir yapılanmalı, o eğitimde de yetkili ekipler amiri amirimiz rakamları açıkladı kendisi. İşte bu Manisa olayında da şunu anlatmak istiyorum. Hep çünkü laf girince şey yapılıyor, uzuyor. Manisa olayında bizim bugüne kadar açıklanmayışımızın sebebi olayın neticelenmesini bekliyorduk. Bildiğiniz gibi Manisa'da bir J plakası uygulaması oldu. Daha sonra J plakası bizim tahtiti değil, tahsisti. Biz buna yetki belgesi alacağız dediler. Biz bu konuda sessiz kaldık çünkü Manisa'nın bir çalışması. Bekliyorduk, yaptılar. Ancak şunu unuttular. İlla servis taşımacılığı diye bir taşımacılık yok. Bu konuda valiliğe, emniyete, yetkili birimlere girmeleri yönünde müracaatlar yaptılar. İşte biz onların neticelenmesini beklediğimiz için sessiz kaldık. Artık olay neticelendi. Bu konuda artık önümüzdeki süreç içerisinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da burada müjdesini esnafımla paylaşmak istiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız İzmir'in giriş ve çıkışlarında aktarma istasyonları yapılacağını ifade etti. Çünkü bunun tek çözümü aktarma istasyonları. Orada bir satır düzenleyecek. Ufak bir peron gibi bir şey yapılacak. Ve ilimizdeki servis taşımacılığını ben buradan da bunun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'nun vermiş olduğu müjdeyi İzmir halkıyla paylaşmak istiyorum. İzmir il içinde 35 S plakanın dışında servis taşımacılığı hiçbir arabacının yapmayacağını ifade etti. Bunun sözünü verdi. İnşallah bu... Herkes kendi ilçelerinde o zaman çalışacak. Yani kendi ilinde çalışacak. Orada aktarma yapılacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir söz verdi. Ben inanıyorum ki her zaman verdiği sözü arkasında inşallah bu süreç içerisinde, önümüzdeki süreç içerisinde o belediyede ufak tefek bir yapılanma var. Bundan sonra zaten her zaman bize ne söz vermişse yerine getirmiştir. İnanıyorum ki bu olayında tek çözüm odak noktası aktarma istasyonları. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu aktarma istasyonları olayı yapıp sorunu çözecektir diye düşünüyorum. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. Yine çünkü bu taşıma kanununda illa servis taşımacılığı diye bir şey yok. Yine tahsis belgeli bir aracın D2 belgeliyle alıp da taşımacılık yapması da mümkün değil. O eğitimde de trafikten ekipler amiri arkadaşımız 187 aracın D2 belgeli aracın kapandığını da belgelerle anlattı. İşte özellikle buradan vurgulamak istiyorum. Yani yetki belgeli araçların servis taşımacılığı yapması veyahut da diğer yalnız 45 değil. Güney'e gittiğimiz zaman 09, kuzeye gittiğimiz zaman 10 plakalı araçların da ilimiz içinde taşımacılık yapması yasal açıdan mümkün değil. Şunu da sorabilirsiniz. Yine gündemde şöyle bir olay var. Bazıları diyor ki işte çok iyi bir yerden duydum. İşte ne ihale var? Plaka da alacak. Bunlar hepsi yalan. Böyle bir olay söz konusu değil. Ama çok iyi yerden duymuş. Yok böyle bir şey. Tamamen bunlar işte provokatif konuşmalar. İşte bugün de basında gördünüz ya adam hem öyle işaret ediyor hem böyle işaret ediyor. Evet. Sonra neymiş? Eğlenmek için gitmiş. Evet. Yani bunları ne umuyorlar bilmiyorum. Dolayısıyla burada arkadaşlar böyle bir olay yok. Yani şu soru da geliyor bize. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Bergama, Dikili, Ödemiş ve Tire bölgesinde dağıtılan plakalar var. Bu plakaların bütün şehir olduğundan dolayı İzmir iline girebileceği yönünde
bir takım tevatürler çıkartıyor. Zaten bu iş hukuka intikal etti. Tut ki hukukta biz kaybetsek dahi bu araçların nasıl ki 3030'dan 5216'ya geçişte o Torbalı, Melemen, Kemalpaşa, Urla, Menderes gibi taksiler T olmadı. Bunların plakası S olsa dahi bunların merkeze girme olayı söz konusu değil. O ilçenin belediye sınırlarının dışına çıkamazlar. Yani dikili arabası Bergama'ya gidemez. Yani tire arabası Ödemiş'e gidemez. Hatta tire arabası Belediye'ye gidemez. Yani böyle bir olay söz konusu değil. O ilçenin belediyenin sınırlarının dışına çıkması mümkün değil. Yine o 700 araçlık ihale ile alakalı bir hukuki süreç devam ediyor. Bu konuda ben herkese de uyarmak istiyorum. Yani net bir şekilde bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Mahkemenin nasıl sonuçlandığını da bilmiyorum. Tabii her zaman işte çamur at yapışmasa izi kalır gibi ithamlar oluyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Güneş balçıkla sıvanmaz. Değil mi? Yani bunu da buradan uyarmak istiyorum. Mahkeme devam ediyor. Özellikle bu konuda da bazı insanların söylemiş olduğu her zaman olduğu gibi söylemiş olduğu kelimeleri dikkate almasınlar. En ufak sorunda ben bir telefon kadar onlara uzağım. Size gerekli bilgiyi yeterli. Alabilirler. Başka anlatacağımız, size de şey bırakmadım hiç konuşma şey için. Yok, olsun. Gayet güzel planlamışsınız. Madde madde soruları yani ben, oda olarak. Ben de anlatayım. Çalışmalarımı hep şöyle yaptım. Kısa vade, orta vade, uzun vade. Yani hiç aspirin tedavisine gitmek hiçbir zaman için öyle bir arayışa girmedim. Çünkü sonuçta anlık müdahaleler o gün günü kurtarırsınız ama tabii. Sonuçta daha büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Doğru. Belli bir program üzerinde kısa vade, orta vade, uzun vade olarak düşünüyoruz. Gayet bu güzel. Konuda da güzel bir şekilde başardığımızı zannediyorum. Tabii Allah izin verirse programa katılmadan önce Federasyon Başkanımız Sayın Tevzi Apaydın, yani abimi aradım. Allah nasip ederse Ramazan ayı başlamadan önce Sayın abimin yani Federasyon Başkanımızın müsait olduğu bir tarihte binamızın temelini atacağız. Her şey bitti. İnşallah hayırlısıyla temeli atacağız. Tevzi Bey de buradan biz de programı bekliyoruz inşallah. Onu da alırız olmazsa eğer zamanı müsait olursa onun uğurlu ellerine inşallah temeli atacağız. Kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda başka anlatacağımız bir soru varsa onu da alabiliriz arkadaşlar. Soruları alıyoruz zaten. Cevapladınız. Hepsini cevapladınız. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Bostancı yayınımıza katıldığınız için. Evet. Bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür biz ederim. Teşekkür ederiz. Gerçekten oda olarak planlı programlı her türlü soruna hakim ve çözüm noktalarına da hakim bir insansınız. Tecrübeli bir insansınız. Bu da önemli. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza. Sağ olun efendim. Ben de teşekkür ederim. Herkese kazasız belasız bol kazançlı işler diliyorum. Evet. Sevgili Yeni Gün TV izleyicileri, Ege'nin gündemi anlı programının sonuna geldik. Haftaya farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.